Merhaba, bu videoda size Final Fantasy 14'ü nasıl bedava oynayabileceğinizden bahsedeceğim. Tabii ilk kez oynuyorsanız. Aynı zamanda bu oyun benim için neden oldukça önemli? Neden birinci sırada? Yani o kadar MMORPG oynamışım şu ana kadar. Hatta en son World of Warcraft almıştım. Mayıs ayına kadar süren var. Bir süre oynadım fakat tekrardan bu oyuna döndüm. Neden benim için önemli bir MMORPG ve en sevdiğim MMORPG olduğundan bahsedeceğim size. Öncelikle oyunu ilk kez oynayacaksanız oyunu bedava oynamanızı tavsiye ediyorum. YouTube'da videolar var, adamlar 1000 saat oynamışlar. Size bunu nasıl yapabileceğinizden kısaca bahsedeyim. Öncelikle biliyorsunuz oyun Steam'de var ama sadece paketleri var. Oldukça da fiyatları uygun. Ancak satın almanızı tavsiye etmiyorum. Öncelikle girip free trial hesabı açmanız gerekiyor. Onlarla alakalı size videonun altına linkler atacağım. Öncelikle oyunun resmi sitesine girip oradan hesap açmanız gerekiyor ve free trial olarak indirmeniz gerekiyor. Free trial'da neler var derseniz ekranda şu an size paylaşacağım arkadaşlar. A Realm Reborn artı olarak da Heaven's Ward var. Bunu da belirteyim, free trial'ın herhangi bir süresi yok. İsterseniz 1000 saat oynayabilirsiniz herhangi bir para harcamadan. Tabii ki bazı kısıtlamaları var, ondan da size bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirteyim, free trial'da 6 sınıf hariç bütün sınıfları kasma şansınız var. Bu da size bir avantaj sağlıyor. Örnek vermem gerekirse ben Steam'den direkt oyuna başlamıştım. Toplasanız bir tane 90 işte, bir tane 80, 2-3 tane 70, 2 tane 60 karakterim var. Halbuki free trial'la oynadığınızda birçok sınıfı, yani dediğim gibi 6 sınıf hariç diğer sınıfların hepsini 60 seviyeye yaparsanız daha sonrasında oyunu satın aldığınızda elinizde bir sürü 60 seviye sınıf olacaktır. Daha sonrasında istediğiniz sınıfı devamda edebilirsiniz. Böyle bir artısı var. Oyundaki tabii ki bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Örnek vereyim. Free Company var. Yani bu oyundaki klanlar. Klanlara giremiyorsunuz. Arkadaşlarınızla parti kuramazsınız ama mesajlaşabiliyorsunuz. Onun dışında oyunda işte raidlere, zindanlara gireceğiniz zaman oyunun arama modülü var. Oradan arama yaparak giriş yapabileceksiniz. Yani birazcık oyunu single player oynamanız gerekecek. Free trial'ı mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde kullandınız. Peki oyunu nasıl devam edeceksiniz? Oyun şu an Steam'de biliyorsunuz var. Oyunun paketlerini Steam'den alabiliyorsunuz. Steam'den satın aldığınızda size zaten bir tane kod verecek. O kodları oyunun resmi sayfasında, Mog Station'da veyahut da onun da linkini videonun altına atarım. Orada aktif ettiğinizde bu paketler zaten sizin hesabınızda aktif olmuş olacak. Şu an Steam'de tüm paketler 15 Ocak 2023 itibariyle 174 TL'ye satın alınabiliyor. Bunun içerisinde eğer ilk kez oynuyorsanız 30 günlükte oyun süresi var. Bu oyun free to play oyun değil, aylık ödemeli oyun, yani pay to play oyun. Free trial'ı herhangi bir para ödemeniz gerekmiyor. Ancak ben bu oyunu oynayacağım dediğinizde paket almanız gerekiyor. Çünkü sadece Heaven's Ward'a kadar oynayabiliyorsunuz. Daha sonrasında Stormblood, Shadowbringers ve Endwalker adında 3 tane daha eklenti, yani genişleme paketi var. Onları 174 lira vererek satın alma şansınız var. Yani bütün paketler aynı zamanda 30 günlükte oyun süresini alabiliyorsunuz. Ancak bundan sonra artık aylık ödeme yapmanız gerekiyor. Aylık ödemesine gelecek olursak şu an yine 15 Ocak itibariyle iki farklı ödeme şekli var. Bir tanesi 220 lira, bir tanesi de 250 TL. Evet, biraz yüksek gelebilir çünkü bizde Euro biliyorsunuz oldukça yüksek. Ancak oyun şu anda bile 200 küsür liraya hak edecek seviyede bence. Bunlardan da size kısaca bahsedeceğim. Yani aklıma gelenler bunlar. Eğer atladığım bir şey varsa free oynama kısmıyla alakalı videonun altına yazın. Bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. MMORPG'ler içerisinde bu oyunu neden birinci sıraya koydum? Şimdi biraz da bundan bahsedelim. Oyunun bence sinematikleri çok iyi. Yani bazıları sevmiyor ama benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle sinematik anlatımları ve hikayesi benim için en azından beni tatmin ediyor ve birçok oyuncuyu da tatmin eden sinematikleri var. Zaten videoya koydum belli başlı örnekler, oradan bakabilirsiniz. En son mesela Endwalker oynadım, en son içerik. Ve ben normalde Heaven's Ward'un hikayesini çok sevmiştim. Fakat şu an Endwalker benim için birinci sıraya yerleşti. Yani ek paket olarak ve hikaye olarak oldukça güzel bir hikayeye sahip. Oyunun trial sürümünü oynayacak oyuncular için Heaven's Ward güzel bir içerik. Onu belirteyim. En azından daha önce de söyledim ama 60 level olana kadar, yani 50 level olana kadar, daha doğrusu Heaven's Ward görevleri başlayana kadar sabredin. Oyunun başları birazcık sıkıcı olabilir ancak 50 seviyeden sonra, Ishgard'a geçtikten sonra ve Heaven's Ward hikayesi başladıktan sonra oyun epey bir saracaktır eğer hikaye seviyorsanız bu arada. Hikayeyi hızlı hızlı geçerseniz arkadaşlar oyundan çok bir şey anlamazsınız. Onu da belirteyim, karakterlere alışamazsınız ve hikaye bilmediğiniz için de oyun belki sizin için çok iyi bir oyun gibi görünmeyebilir. Oyunun en iyi taraflarından bir tanesi dediğim gibi bence hikayesi. Bunları kesinlikle atlamayın.
İkinci olarak oyunda sevdiğim şey müzikler olduğunu söylemiştim. Eğer odanıza dönerseniz burada bir müzik kutusu var ve bunu da oyunda açtığınız bütün müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Hatta Nier'le alakalı müzikler bile var. Buradan onları bile dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü olarak oyunda benim kozmetik sistemi hoşuma gidiyor. Yine odanıza döndüğünüzde veya dinlenmeye karakteri bırakacağınız zaman burada bir Glamour Dresser var görüyorsunuz. Burada bütün oyunda elde ettiğiniz ekipmanlarınızı kozmetiğe çevirebiliyorsunuz. Onu da belirttim. Burada görmüş olduğunuz gibi silahlar vesaire ne varsa kozmetiğe çevirebiliyorsunuz. Daha sonrasında da buradan görmüş olduğunuz 20 tane tabda istediğiniz taba tıklayarak o kozmetikleri seçerek bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve istediğiniz herhangi bir yerde, şehirlerde, herhangi bir şehirde, herhangi bir NPC'ye gitmeden bunları istediğiniz yerde değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki görmüş olduğunuz glamourlarda ihtiyacınız var. Bunlar varsa elinizde şu, şu vesaire kozmetik konusunda sıkıntı çekmiyorsunuz. Ve istediğiniz yerde kozmetik değiştirme şansınız var. Örnek vereyim. Bu şekilde en son 2B demişim. Nier Automata ile alakalı bir içerik gelmişti. Bu kostüm de oradan geldi. 3 tane şu an Alliance Raid var. Nier Automata ile alakalı. Square Enix'in olduğu için bu oyunda genellikle bu tarz içerikler geliyor. Yani kozmetik açısından oyun oldukça zengin, onu da belirteyim. Ve yine söylüyorum, craftladığınız olsun, işte zindanlardan vesaire düşen ve hoşunuza giden her şeyi bu oyunda kozmetik haline getirebiliyorsunuz. Bir diğer konu, yine oyun içerisinde karakterinizin tipini değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki belli başlı şeylerini, yani yüz hattını, göz rengini vesaire değiştiremiyorsunuz ama şurada görmüş olduğunuz tüm özellikleri istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Odanıza gidip bunları görmüş olduğunuz gibi değiştirme şansınız var ve herhangi bir gerçek para isteme. Oyun içerisindeki 2000 gir istiyor. Yani oyun parasıyla 2000 gir istiyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Onun dışında oyunda benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi, oyunda istediğiniz kadar sınıfı kasabiliyorsunuz. Yani tek karakter açıyorsunuz ve istediğiniz kadar sınıf kasma şansınız var. Örnek veriyorum, şurada görmüş olduğunuz sınıfların hepsini kasmışım. Bazılarını kasmadım yani zaten 60 levelde geçiyorsunuz, 50 levelde geçiyorsunuz vesaire. Mesela Summoner kastım 80 levele kadar, bunu 90 yapacağım muhtemelen. The Dark Knight kastım birazcık ve istediğiniz zaman bu sınıflara geçme şansınız da var. Nasıl? Yani şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan görmüş olduğunuz gibi sınıfları ayarlayıp skill barınıza koyduğunuzda istediğiniz zaman bu sınıflar arasında geçiş yapabilirsiniz. Mesela bu Summoner. Yani bu da Dark Knight. Tank sınıfı. Hoşuma giden sınıflardan bir tanesi. Ondan sonra işte Lancer'ım var. Daha yeni bu. Çok seviyesi yok şu anda. Bir de Reaper açtım en son. Yani buraya 5 tane koydum ama daha fazlası var. Bunu da muhtemelen kasacağım. Çünkü Reaper'ı da bir kasmak istiyorum. Hoşuma gidiyor. Lancer sınıfı çok hoşuma gitmediği için devam etmedim. Gunbreaker var. Eski Final Fantasy oyunlarını oynayanlar bilir. Silahı bilirler. Ya bunların hepsini isterseniz tek sınıfta oynama şansınız var. Benim için bu özellik oyunun en iyi özelliklerinden bir tanesi. Onu da belirteyim. Onun dışında oyundaki craft sisteminden bahsedeyim birazcık. Craft sistemi de bence oldukça iyi. Benim şu an işte Weaver vesaire kasmıştım. Burada görebilirsiniz. Epey bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani ekipmandan tutun, işte oyunda ev sistemi var. Ev sistemi için şu görmüş olduğunuz eşyaları vesaire de yapabiliyorsunuz ve satabiliyorsunuz. Bayağı da iyi para kazanabiliyorsunuz buradan. Bu görmüş olduğunuz mesleklerin hepsini kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii ki bunları işte gidip maden toplamanız, işte ağaç kesmeniz, çiçek böcek toplamanız gibi şeyler de dahil. Ve bu oyunda craft'ı, şu görmüş olduğunuz yetenekleri kullanarak yapacağınız malzemenin kalitesini de arttırabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Yani craft sistemi bence bu oyunun oldukça iyi. Oyunda ev sistemi var arkadaşlar. Ve şu görmüş olduğunuz evleri satın alabiliyorsunuz. Haritadan göstereyim. Şu görmüş olduğunuz evlerin hepsini satın alma şansınız var. Piyango benzeri bir şey de var. Bilet alıyorsunuz ve rastgele bir ev çıkma şansı da oluyor bazen. Ve farklı farklı mimarilerde evlerin bulunduğu yerler var. Ben buradan almıştım. Yani Japon mimarisini sevdiğim için. Siz isterseniz farklı bir yerden de alabilirsiniz. Bu arada size bir tanesinin içini göstereceğim hemen hızlıca. Herhangi birinin evine girebiliyorsunuz bu şekilde eğer açıksa evi. Yani ve bu şekilde içerisini dizme şansınız var. Adam böyle dizmiş. Bu görmüş olduğunuz bütün malzemelerin yani belki %80'i falan craftlanıyor. Bu da bence oyun güzel özelliklerinden bir tanesi.
Evet, bu oyundaki sınıflar, skill efektleri, vuruş hissiyatı ve gerçekten bir şey yapıyormuşsunuz gibi hissettirmesi benim hoşuma gidiyor. Hatta ufaktan şu an Samur oynuyorum, onu size ufaktan göstermek istiyorum. Yani bu küçük bir şeydi. Rotasyondu. Tabi onu değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Arada kullanacağınız skill'ler var. Ya oyunun başlarında daha önce de söyledim, skill'ler arasında beklemeniz gerekiyor ancak bir yerden sonra artık beklemiyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde skill'leri kullanabiliyorsunuz. Çünkü ara skill'ler de geliyor. Bu oyunda iki tane CD var, yani cooldown var. Bir tanesi global. Mesela skill'e bastığımda görürsünüz. Görüyor musunuz? Bütün skill'ler en azından bir yarım saniye cooldown'a giriyor. Ancak bir de ara skill'ler kullanıyoruz bunda. O da şu. Görmüş olduğunuz gibi bunda mesela 17 saniye, 17 saniye bekleme süreleri var. Bunlar zaten ara skill'ler. Yani arada kullanıyorsunuz. Mesela şunda cooldown yok. Eğer bu dolu olursa kullanabildiğim bir sistem var. Başlarda evet global cooldown birazcık canınızı sıkabilir ama az önce gördüğünüz karakter oldukça hızlandı. Arada mesela skill'ler kullanabiliyorum. Ve sürekli DPS yapabildiğim bir sistem var arkadaşlar oyunda. Gibi. Evet, Samurai böyle bir sınıf arkadaşlar ve ben bilmiyorum, bu oyunun sınıfları, vuruş hissiyatı vesaire benim hoşuma gidiyor. Bir diğer konu da arkadaşlar, bu oyunda herhangi bir add-on'a ihtiyaç duymadan bütün her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça detaylı bir ayar sistemi var. HUD-Layout dediği zaten arayüzü komple değiştirebiliyorsunuz ve hepsini tek tek değiştirebiliyorsunuz. Hepsinin tek tek ayarları var. Örnek veriyorum, şu benim Samurai ile alakalı bir Sengouch. Bunu istersem şuradan ayarlardan girip daha basit bir moda çevirebiliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle görünüyor şu anda. Vesaire, yani her şeyi böyle istediğim kadar, boyutlarını istediğim kadar ayarlayabilirim. Her şeyi değiştirebiliyorum arkadaşlar ve herhangi bir add-on'a ihtiyaç duymadan yapıyorum bunu. Onun dışında normal sistem ayarlarında bir sürü ayar var. Yani her şeyi yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Sestir ve sesin, yani çok fazla detay var seste. Ondan sonra grafik ayarlarında bir sürü ayar var. İşte oynanışta bir sürü ayarlar var. Karakterin ekstra bir de mesela şöyle efektlerimiz falan var. Bunları ben kullanmıyorum ama kullananlar vardır. Onun dışında karakterin, sırf karakterle alakalı bir sürü değiştirebileceğiniz özellik var. Yani ismidir, cismidir, partilerin ismidir vesaire. Ne bileyim işte ekranda görünen şeyler, minimap'i kapat, işte XP bar'ı kapat vesaire vesaire, bir sürü ayar yapabildiğiniz sistem var oyunda. Yani oyunda add-on yok fakat oyun kendi içerisinde birçok şeyi size sağlıyor. Yani herhangi bir add-on'a ihtiyacınız yok. Onu da belirteyim. Bu bence çok güzel çünkü en son WoW oynadığımda add-on yüklemekten artık bezmiştim, söyleyeyim. Ancak bu oyunda herhangi bir add-on'a ihtiyaç yok. Her şey mesela DPS metre kullanılmıyor oyunda. DPS metre kullananlar var ancak böyle diğer oyunlardaki gibi, eğer DPS metrede milleti işte laf ederseniz de millet sizi şikayet ederse, yani sonuçta DPS'ini bilemezsiniz adamın. İşte DPS metre kullandığınız için sizi banlı ya da biliyorlar. Öyle bir durumda söz konusu. Zaten kimsenin de çok umurunda değil bu oyunda DPS. Çünkü oyunda önemli olan mekanikleri yapabilmek. Mekanikleri yaptıktan sonra zaten bosslar çatır çutur gidiyor. Onu da belirteyim. Aynı zamanda oyun mod da destekliyor bu arada. Belli başlı modlar var. Saçma sapan modlar da var. Ancak güzel modlar da var. Onları da araştırabilirseniz oynayacağınız zaman. Belli başlı modları kullanıp da yayın yapmadığınız sürece banlanma riskiniz yok. Bir diğer konu da oyundaki içerikler. Oyunda bir sürü zindan var arkadaşlar. Bir sürü trial var. Trial nedir derseniz, bu oyunda primal'lar var. Primal'larla dövüştünüz. Mesela şu görmüş olduklarınız hepsi birer primal. Diğer oyunlardaki böyle tek boss kestiğiniz içerikleri gibi düşünebilirsiniz. Bunların hepsinin işte belli başlı mekanikleri var. Bunların bir de savage versiyonları var. Savage'lar biraz daha zor. Ekstremler var, pardon. Ekstremler biraz daha zor. Aspodelos diye bir yaratılı 8 tane var normalde şu an. Ben 3'e yaptım. Bir de bunların savage'ları açılacak. Aynı zamanda oyunda Alliance raid'leri de var. Burada görmüş olduklarınız Alliance raid'ler. Mesela şunlar vesaire de Raid. Bir de bunların Savage versiyonları var. Savage'lar da eskiden önemliydi. Şu an önemli değil. Sadece kozmetik için kullanıyorlar gene. 80 level'e kadar bunları, 80 olduğu için artık pek bir işe yaramıyor.
Ancak 90 leveller var şimdi işte. Bunların da savaşları vesaire açılacak. Bunlara da 8 kişi girebiliyorsunuz. Epey bir Alliance raid var oyunda, 24 kişiyle girilen. Aynı zamanda XP kasmak için burada rastgele girdiğiniz raidler, zindanlar vesaire var. Bunları her gün yapmanızı tavsiye ederim oyuna girdiğiniz zaman. Güzel XP geliyor buralardan. Aynı zamanda bu oyunda gazino var arkadaşlar. Ve gazinoda kart oyunları vesaire var. Chocobo Race var. Bunları yapabiliyorsunuz. Mahjong biliyorsanız oynayabilirsiniz diğer oyuncularla. Ve bunların karşılığında ödüller elde ediyorsunuz. Yani burası da bu oyunun güzel özelliklerinden bence bir tanesi. Epey geniş bir yer burası ve bir sürü oyun var. Yani bu kısım bile sadece oyunun hiçbir oyunda olmayan ayrı güzel bir taraf. Onu belirteyim. Mesela buradan ticket alacağım şimdi. Ve şöyle şurada görmüş olduğunuz sayıları tutturabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz puanları alabiliyorsunuz. Yani az önce görmüş olduğunuz birimden elde edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Bu şekilde açtım. Mesela şuraya açacağım. 360 geldi. Görmüş olduğunuz gibi MGP. Bu şekilde bir olay var. Aynı zamanda burada Milli Piyango da var. 3 tane bilet alıyorsunuz ve 1 milyon MGP'de çıkma şansı var. Onu da belirteyim. Şurada bir NPC var. Buradan da görüyorsunuz 4 farklı takas yöntemi var. Mesela minionlar var. İşte binekler var vesaire. 4 milyona bir tane binek var. Gibi gibi durumlar var arkadaşlar. Bunları da buradan satın alabildiğiniz bir durum var. Yani burada bile bir gününüzü harcarsınız, onu söyleyeyim. Çünkü sürekli bir oyun var. Chocobo Race'tir işte. Belli başlı eventlerdir vesaire. Onları yapa yapa burada epey bir zaman harcatıyor oyun size. Evet, son olarak oyunun dünyası. Oyun haritasını görüyorsunuz şu anda ekranda. Devasa bir haritası var. Bu arada bu oyuna muhtemelen 7.0 güncellemesiyle birlikte bir grafik güncellemesi gelecek. Onunla alakalı da videoya birkaç tane görsel koyarım. Epey bir grafik yapısı değişecek. Ancak büyük ihtimalle 2024'te 7.0 anca gelecek. Şu an 6.3 sürümü var oyunun. 7.0'da adamlar söz vermişti grafik güncellemesi geleceğine dair. Eğer o da gelirse bu oyunun görselliği vesaire de çok iyi olur. Ve büyük ihtimalle grafiksel anlamda tatmin olmayan oyuncuları da tatmin edecektir. Onu da belirteyim arkadaşlar. Aslında oyunla alakalı birçok daha örnek verebilirim ancak videonun çok da uzamasını istemiyorum. Ya benim için bu artıları var oyunun ve bunun için Final Fantasy 14 benim MMO listemde birinci sırada diyebilirim. Neyse arkadaşlar, bugün böyle bir video çekeyim dedim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer atladığım bir şey varsa videonun altına yorum olarak yazın, cevap vermeye çalışırım. Bütün gerekli linkleri de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.